Bu zamana kadar İslam Düşünce Enstitüsü'nde okuttuğum metinler pişmiş böyle daha önce okutup 3-5 kere okutup yani kendi zihnimde tam olarak çözümlediğim metinlerdi. Risale ve Mustasfa gibi. Cassas'ı burada çok okutmadık. Bir derste de olmuyor. Efendim. Şimdi o anlamda İslam Düşünce Enstitüsü biraz şanslıydı çünkü yani üzerinde çok çalıştığım şeyleri ben anlatmıştım. Şimdi tam tersi çalışmadığım bir metin. Hani daha önce okudum ben Mustasfa'yı. Hepsini olmasa bile belirli yerleri ciddi ciddi okuduk yani. Ama o zamanki okuma çok farklı. Şimdi bu metin şöyle söyleyebilirim. Bu metni burada beraber olgunlaştıracağız. Tamam mı? Yani Risale ve Mustasfa'daki gibi şu anda ben ana şeyleri zihnimde çok net değil. Okudukça olgunlaştıracağız. Belki ilk okumada olgunlaşmayacak bile. Ama tahmin ediyorum 3 aşağı 5 yukarı olgunlaşır. Çünkü yani hani Mustasfa işte diğer kitaplardaki bu süreçler zihnimde tamamlandığı için hani ilk okumada belki şu olabilir yani mesela kitabın tamamını bir kere okumuş olsaydım şu anda bu kitabı anlatma şeklim çok daha farklı olabilirdi. O anlamda yani biraz sabırlı olmanızı ve benden Risale ve Mustasfa'daki performansı beklememenizi istiyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi Şatıbi ne yapmaya çalışıyor? Şatıbi kimdir, nedir? Yani bunlardan çok kısa edebilirim. Hayatına falan okursunuz. Şeyle ilgili muhtemelen hepinizin elinde tercümesi vardır. Şimdi arkadaşlar Şatıbi'nin bu kitabını İbni Haldun ve İbn Rüşd görmüş olsaydı ne derdi? Belki şaşırırlardı. Çünkü İbni Haldun ve İbn Rüşd şunu söylüyorlardır. Bu arada Yasin doktor öğrencim de burada. Yasin görüşelim bir ara. Seninle görüşemedik uzun süredir. Görüşelim sadece. Şimdi şöyle bir durum var. İbni Haldun ve İbn Rüşd ya bu Malikiler niye usulü fıkıh yazamıyorlar düzgün bir şekilde diye sızlanırlar. Şatibi'den önce tabii. Şatibi'yi görmüş olsalar belki biraz şaşırabilirler. Çünkü Şatibi bir şeyler yapmış hakikaten ciddi bir şeyler yapmaya çalışmış. Biliyorsunuz İbni Haldun ve İbn Rüşd biraz bu Malikiler niye yazamıyor usulü fıkıh şeyini yani şimdi kendi yaşadıkları dönemi düşünün. İşte 6. yüzyıl falan 7. yüzyıl o civarlar. Malikiler niye yapamıyorlar bu işi? Bunu bu soruya bir cevap ararken işte bedevilik falan gibi işte biliyorsunuz İbni Haldun bedevilik falan gibi şeylerden bahsediyorlar. Benim kanaatim bununla hiçbir alakası yok. Bedevilikle falan hiç alakası yok. Yani İbn Haldun'un bazı genellemeleri maalesef zayıf olabiliyor. Benim kanaatim Malikilerin belirli bir merkezi yoktu. Yani diğer mezhepler işte 2. 3. 4. 5. yüzyıllarda özellikle Bağdat merkezliydi. Şafiler Bağdat'a geldiler. Hanefiler Bağdat'taydı. Hanbeliler Bağdat'taydı. Ki Hanbelilerin de çok bir şey yok. Onlar da taklit. Sonuçta Bağdat merkezli, Bağdat gibi bir merkezi yaşayamadıkları için Malikiler bir merkezde toplanmadıkları için, çok fazla dağıldıkları için, bir üsleri olmadığı için belki usul ve kelam alanında biraz zayıf kaldılar. Ama işte daha sonra Endülüs'ten de çok şey çıktı. Farklı bakış açıları çıktı. Şatıbi de bunlardan bir tanesi. Şatıbi ne yapmaya çalışıyor? Şatıbi'nin yöntemi şu. Şatıbi kendisinden önce bir tür tıkanmış olan, bakın bir tür tıkanmış olan usulü fıkaha yeni bir yöntem getirmeye çalışıyor. Tıkanma neredeydi? Neydi tıkanma kendisinden önce? Biliyorsunuz efendim. Yani Şatıbi'nin yapmaya çalıştığı temel şey bu. Şatıbi kendisinden önce tıkandığını gördüğü bir tür bu tür tabirleri kullanabiliriz belki, çamura battığını gördüğü usulü fıkhı ve usulü fıkıh üzerinden İslami ilimleri yeniden bu patinajından çıkaracak
bir yöntem bulmaya çalıştı. Peki neydi bundan önceki sorunlar? Bundan önceki yani Şatıbi'nin gördüğü patinaj neydi? Benim kanaatim, maşallah 83 kişi bu şey gibi oldu, webinar gibi oldu maşallah. Şöyle bir şeydi. Biliyorsunuz arkadaşlar, Hanefilik yani işte Ehli Rey, Mutezile, işte Mürciye, Hanefilik, Zeydilik falan ekibi hani Bağdat'ta bir ara çok güçlendi. Bu güçlenme biraz Şia'nın işine yaradı falan. Oraya sonra da belki daha sonra gireriz. Hanefilik biraz şeyini bitirdi. Yani Mutezile ile olan yakınlığı sebebiyle özelliğini yitirdi. Devlet yani şey Selçuklu devleti özellikle Eş'arilik üzerinden yürüme kararı aldı. Yani Mutezile'yi çağrıştıracak. Mutezile'yi çünkü Mutezile çağrışımı Şii çağrışımdı arkadaşlar. Hani böyle bir ilişki var. Mutezile demek bir dönemden sonra özellikle Müvehhilerden sonra Zeydi demek oldu. Zeydi demek Şii demek oldu. Şii demek Caferi demek ve belki de İsmaili demek haline o İsmaili demek haline geldi. Dolayısıyla Sünni dünyanın en büyük rakibi olan Şia'yı çağrıştıran özellikler oluştu. Hem Mutezile'de ve belki de gizli olarak Hanefilik'te. Dolayısıyla devlet bu yoldan gitmedi. Çünkü en büyük rakibi zaten Batıniler. Onlara yakın olan o grubu dışladı ve Eş'ariler elinden Selçuklular yeni bir işte devlet ve yeni bir doktrin ortaya çıkarmaya çalıştı. Dolayısıyla Eş'arilik güçlendi. Evet. Çok büyük Eş'ari alimler çıktı. İşte Gazali, işte ta Bakırlani'den itibaren bu şey başlıyor tabii. İsmaililik ve Şia ile mücadele. Yani Bakırlani, Cüveyni, Gazali, sonra da Fahrettin Razi. Bu dördü çok büyük simalar olarak İslam kültürüne damga vurdu. Evet. Ama Cüveyni ve Gazali'de de gördüğümüz gibi benim kanaatim yine şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani Eş'arilik içindeki bir takım teoriler çok ciddi sıkıntıları, özellikle cebir görüşü ne yakın olması, hatta cebir olması yakınlık değil, bazı eşari düşüncelerde cebir görüşünün ne yakınlık gibi meseleler sorundu. Fahrettin Razi ile beraber yine benim gördüğüm kadarıyla cebir düşüncesi adeta kemikleşir gibi oldu. Yani Fahrettin Razi İbn Sina'dan daha hareketli bir cebir düşüncesi ortaya çıkardı. Şimdi bu ciddi bir sorundu. Bu şekilde teoloji yapılması çok zordu. Yani bu noktada Fahrettin Razi işte mesela şeye batmadan bir kastım da bu. Yani usulü fıkıh ve kelam arkadaşlar abartmadan söylüyorum %100 cebir üzerinden gitmeye başladı. Cebir düşüncesi yani. Tamam mı? Özellikle Fahrettin Razi ile beraber. Yani başka bir alternatifi kalmadı bu işin. Eşarilik düşünce içerisinde. Ha, şeyler oldu. Farklı görüşleri var ama Fahrettin Razi üzerinden gittiğimiz zaman cebir gözüküyor. Ve hani mesela Cüveyni ve Gazali'nin bakış açısına göre cebir üzerinden dini teori yapılamaz. Yani cebirle dini din temellendirilemez. Çok ciddi bir soru. Evet. Sonra ne oldu bir de? Yine eşari düşüncenin uzantısı olan mesela işte adetin zorunlu olmaması, tabiatta bir kurallılığın, düzenliliğin olmaması. Bu da çok önemli bir konu. Ondan sonra başka bir konu Tanrı'nın, Allah'ın hüküm verirken belirli gayeleri gözetmeyebileceği, gözetmek durumunda ya da gözetmek zorunda diyelim, olmayışı gibi hususlar bir usulü fıkıh ve teoloji yapımını aslında zorlaştırdı. Evet. Mesela şöyle diyebiliriz. Ama şu da var. Şu da var. Hani bu şekilde gelişen Bakırlani'den Razi'ye kadar gelişen teori de hakikaten çok üst bir teori. Üst düzey bir teori olduğu için bunun kolay kolay aşılması da zor. Yani tümüyle onu reddetmen zor. Daha sonraki gelen birisi eğer usulü fıkıh ve kelam yapacaksa bunu tümüyle reddetmesi zor. Bununla bir şekilde mücadele etmesi lazım. Evet. Bir başka husus daha söyleyebiliriz. Yani bu eşari düşüncede usul yapmayı, kelam yapmayı zorlaştıran bir iç sorun daha. Yani cebiri saydık mesela, değil mi? Cebir. Ondan sonra Allah'ın bir takım gayeleri gözetmediği
ne saydık? Ondan sonra başka neyi saydık? Cevir düşüncesini saydık. Adetin zorunlu olmaması hocam. Adetin zorunlu olmamasını saydık. Buna bir de şunu ilave edebiliriz. Mesela Gazali kıyas yöntemini kelam ve usulü fıkıhta klasik anlamda kıyası yani analojik kıyası reddediyor. Yani hem kelamda hem usulü fıkıhta yöntem olarak reddediyor. En son yazdığı kitapta. Yani en son yazdığı kitaplarda Mustasfa'da. Yani o zaman biz dini bilgiyi hangi akıl yürütme yöntemiyle üreteceğiz? Bu konuda da eşari düşünce bir kapalılık içerisinde. Yani bunlar, bu konuda da bir takım şeylerin söylenmesi lazım. Tamam mı? Bir başka şey söyleyeyim size. Fahrettin Razi'nin özellikle usulü fıkıhta özellikle ya da başka kitaplarında da belirtiyor bunu. Dilin zanni olduğunu çok fazla vurgulamaya işte yani bazen kendi görüşü değilmiş de başkasının görüşüymüş gibi vesaire de sunarak dilin zanni olduğunu yani nakli delillerin zannilik içerdiği, buralarda kat'ilik olmadığı gibi aslında bir saatli bombayı hazır edip yeni bir sorun olarak ortaya koyması. Bütün bunları birleştirelim işte. Bütün bunlar birleştiği zaman Eş'ari düşüncesine dışarıdan bakan birisi ya diyor buralarda bir yani bir şeyler yapmamız lazım. Bu şekilde gitmez. Ha, gelenek kendi içinde ufak tefek düzenlemeler yapmaya çalışıyor ama dışarıdan bakan birisi için burada sorun var. Özellikle mesela cebir düşüncesine baştan beri yani bu şekilde dini teori yapamayız diyen diyelim ki Hanefiliğin uzantısı olan mesela Sadr-ı Şeria yani Hanefi geleneğin her ne kadar klasik mutezili geleneğin ya da mürciye geleneğin olmasa da Hanefi geleneğin devamı olarak kendini gören Sadr-ı Şeria mesela buralara çözüm bulmaya çalışıyor. Yani cebirsiz yine eşariliğin geliştirdiği ana sistemi kullanarak oradaki cebiri ortadan kaldırma. Çünkü cebir düşüncesi çok ciddi bir sorun yani. Yani dini düşünceyi yani sıfırla çarpmak demek. Ya bütün söylediklerinizi sıfırla çarpmak gibi algılanıyor. Tamam mı? Dolayısıyla yani eşari düşünce, ana düşünce. Yani Bakillani ile başlayan o süreç ne zaman tam olarak ana düşünce oldu bilmiyoruz bunu ama Gazali'den itibaren kesinlikle belki Cüveni'den itibaren ana düşünce Razi'den itibaren de artık bu şey yani ilan edilen bir şey. Çok net bir şekilde ana düşünce. İşte bu ana düşüncenin kendi içerisinde de bunu düzeltmeye çalışan kişiler çıktığı gibi dışarıdan bakıldığında mesela işte bu ana düşünceyi, bu usulü fıkıh ve kelamı dışarıdan bakan bir kişi ilk şunları görüyor. Ya burada ne var? Burada dilin zanniliği, bunu aşmamız lazım. Dil zanni ise din bize nakillerle geliyor, dille geliyor. O zaman biz dini anlayamayız. Bu zannilik, yani Razi'nin bu zannilik şeyini, iddiasını bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Bir. Gazali kıyası şey yaptı, analojik kıyası. Bunun yerine işte tümden gelimi falan söyledi ama tümden gelimi kelamda nasıl uygulayacağımızı tam bize göstermedi. Yine usulü fıkıhta tam olarak nasıl kullanacağımızı bize tam olarak göstermedi. Tümden gelimi biz umum lafızlarla yapıyoruz. Bütün kuşlar uçar falan. Umumun delaletinin kat'i olması lazım. Bu eşari düşünceye aykırı gibi sorunlar var. Dolayısıyla Gazali de tam bunu çözümleyemedi. Dışarıdan bakan birisi işte bunu görüyor. Sadr-ı Şeria özellikle cebir konusunu, cebirsiz bir anlayış, varlık anlayışı üzerinden usulü fıkıh yapmaya çalışıyor. Mukaddimatında bunu değiştiriyor dışarıdan bakan bir göz olarak. Şatıbi de özellikle gördüğümüz kadarıyla yani bilgi noktasında hatta varlık noktasında da eşariliğin içine düştüğü bir takım kriz noktalarını aşmaya çalışıyor, bypass etmeye çalışıyor. Açık açık. Yani biraz burada şunu yaparak yapmaya çalışıyor Şatıbi. Ya ben kelamcı değilim kardeşim. Hani kelamın bir takım önermelerinin şeye mesela diyelim ki Allah-u Teala'nın bir gayesi olamaz. Hüküm verirken Allah-u Teala bir takım gayelere bağlı kalamaz diyor eşari düşünce mesela. Ben oraya bakmıyorum diyor. Yani
Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Allah-u Teala'nın hüküm verirken ki gayesiyle, evreni yaratırken ki gayesi birbirine yakın şeyler. Dolayısıyla hüküm verirken ki gaye tam olarak kelami bir şeydir, meseledir. Yani biz eşari düşüncede Allah-u Teala bir takım gayelere bağlı olmak zorunda değil demek durumundayız. Ama Şatibi açısından kardeşim diyor, ben eşarilik içerisinden üretmeyeceğim bu yeni metodumu. Çünkü bunu gördük diyor yani bir tür. Buradan zor hareket ederim. Ben yeni bir yöntem geliştirdim. Ben Allah-u Teala'nın gayesi var mı yok mu? Bunu kelami bir arka plandan çıkarma. Nereden çıkarırım? Ben nasları incelerim, nasların tümevarımına giderim. Dolayısıyla benim yaptığım şey nasların tümevarımı. Ben nasların tümevarımını yaparım. Fahrettin Razi'ye de posta koyarım. Ki koyuyor. Yani bu şekilde ilerlerim ben. Tamam mı? Yine nasların tümevarımını ben alırım. İşte kelamdaki bir düşünceye posta koyarım. Bu beni ilgilendirmez derim. Naslara bakın. Dolayısıyla Şatibi'nin aslında yapmaya çalıştığı şey eşarilik. Özellikle eşarilik diyorum arkadaşlar. Çünkü yani şundan dolayı ana düşünce bu. Tamam mı? Özellikle eşari, bir de biliyorsunuz malikiler eşarilerle iç içeler, eşarileşmişler. Yani eşarileşmişler ama şunu da vurgulayalım. Endülüs şey değil, Bağdat değil ya da işte Mısır değil, Şam değil. Endülüs'ün her zaman farklı bir bakış açısı olmuştur. Yani İslam kültürü içerisinde genellikle doğudan farklı bir bölgedir Batı Endülüs. Dolayısıyla hem eşarilerle iç içe ama hem de eşari değil. Yani burada Şatibi'nin ortaya koyduğu düşünce eşari doktrini içerisinden eşariliği dönüştürerek yapılmış bir şey değil. Eşarilikten istifadeyle eşariliği bypass ederek. Mesela işte şeye sorsan Şatibi'ye, Allah-u Teala hükümleri verirken bir takım gayeleri mi gözetiyordu ya da gözetmek zorunda mıydı? Yani gözetmese biz ona abesle iştigal ediyor falan der miydik? Ya da gözetiyorsa demek ki Allah-u Teala'nın iradesi hür değil. Maksatlar, hükümlerdeki o gayelere ulaşmak Allah'ın iradesinin üstünde onu belirleyen bir şey mi? Bu konuda ne dersin diye sorduğumuzda, kardeşim bak ben bu konuları bilmem der. Hani bilir de ben bu eşari klasik işte doğuda gelişmiş kelam tarzını ben bilmem. Ben bakarım metne. Metin ne der bana? Görüyoruz Allah-u Teala işte hükümlerinin yanında sürekli işte bir takım gerekçeleri elde etmek için çalışır ya da çabalar demeyelim. Bir takım gerekçelere yönelik hüküm verir. Dolayısıyla ve ben bu nasları alt alta sıraladığım zaman özellikle Şari'nin Allah-u Teala'nın hüküm verirken bir takım gayeleri elde etme şeyini, maksadını, amacını görürüm ve bunu ben nasların istikrasından çıkarırım ve buna bir kesinlik atfederim. Çünkü nasların istikrası, tümevarımı bir kesinlik atfeder. Bak şimdi tümevarım muhabbetleri tabii ki eşariliğin özellikle ortaya koyduğu bir şey. Tamam, oradan da istifade ediyor. Ama kelam perspektifini de bypass ediyor. Dolayısıyla Şatibi'nin teorisi, bir arkadaş yazmış, bunda Avrupa'ya yakınlığın etkisi var mı hocam? O zaman tabii ki Avrupa böyle bir Avrupa değil. Belki bu yaklaşımların Avrupa'ya etkisi olmuş olabilir. O zaman Avrupa'da bir numara yok. Yani, Orta Çağ olmuş oluyor değil mi hocam? Tabii tabii, o zaman Avrupa'da bir numara yok. Yani daha mesela kendi işte felsefeyi, kendi felsefelerini unutmuşlar. Roma hukukunu unutmuşlar. Yani bir şey yapamıyorlar. Akdeniz tam bir şey gibi yani. Müslümanların cirit attığı, ticaret yaptığı, Müslümanların en yoğun bir şey yani. Gerçi şöyle bir şey diyebiliriz yani. Şey, Rönesans reform yeni yeni başlamış ama yani onun henüz Şatibi etkileyecek bir boyutu yok. Şatibi belki onları etkiler. Evet. Şimdi evet.
Dolayısıyla Şatibi yeni bir yöntem deniyor. Eş'ari kelamının bir takım yöntemlerini, bir takım önermelerini, arka planlarını bypass ediyor. Çünkü bu arka planları kabul ettiği zaman o onun usulü fıkıh yapma tarzını da baltalayacak. Bunu biliyor. Bunun çok iyi farkında. Dolayısıyla ne yapıyor bu? Kardeşim ben eşariliğin bir takım geldiği bazı temel önermeleri kullanırım. İşte yöntemi kullanırım. Özellikle işte akıl yürütme yöntemleri şunlar bunlar. Ama benim tarzım farklı. Ben ne yaparım? Ben naslardan tüme varım yaparım. İstikra yaparım. Yani bir konsepti alırım. Bir kavramı, bir anlayışı naslarda bakarım, incelerim. Zaten Şatibi'ye bakın, biraz yavaş yavaş yani muvafakata da gelecek olursak, Şatibi zaten önce bunu yaptığını, bu şekilde bulduğu tümevarımsal ya da kendine göre tümevarıma ulaştığını düşündüğü istikraya, tam tümevarım demeyelim buna, yani naslar açısından bir tümevarım, nasların taranması, tümüyle taranması, tümevarıma ulaştığını, istikra ile ulaştığı bu genel konseptleri sistematik hale getirdiğini ve daha sonra bu sistematik hale gelen genel ilkeleri usulü fıkhın için başlıkları altında yazdığını falan söylüyor. Dolayısıyla Şatibi'nin şeyi, yöntemi, esas yöntemi nasların istikrasına dayanır. Bu şekilde kesin bilgiye ulaştığını düşünür Şatibi. Bu şekilde işte şey sorunlarını aştığını düşünür. Yani Razi ve Gazali'de falan da gördüğümüz işte dini bilgi üretirken kullandığımız yöntemlerdeki zannilik sorunlarını da aştığını ve kesin bilgiye ulaştığını düşünür. Çünkü arkadaşlar yani size şöyle bir şey söylemiştik. Müslümanların ilk daha İslami ilimleri ortaya koyarken Hicri 100 ile 200 arasında en temel meselelerinden biri şuydu. Eğer ben dinle mükellefsem ve bir teklif teorisi yapacaksam, ki teklif teorisi dediğim hem bir usulü fıkıh hem bir kelam, bir teklif teorisi yapacaksam benim bazı bilgilerimin kesin olması lazım. Eğer ben bazı bilgileri kesin olmayan bir yaratıksam, işte Tanrı'nın bana bir din göndermesi saçma olur. Ben çünkü hiçbir şey kesin bilemiyorsam, bu dinle ilgili arka planı da, yani bu dinin inanmaya inanılması mümkün bir din olduğu vesaire, bunları da bilemem ve dini teori yapılamaz diyorlardı. Ha şükür Müslümanlardan önce felsefeciler en azından şunu ortaya koymuştu. Benim bazı bilgilerim kesindir. Yani bu çok önemli bir şey. Bu cümleyi kuramasak dini teori yapamayız. Müslümanlar işte bu anlamda felsefecilerden istifade ederek böyle güçlü bir şey ortaya koydular diye düşünebiliriz. Çünkü bu sorunu çözmüşlerdi. Bazı bilgilerim kesindir en azından. Evet. Şimdi bunun gibi Şatibi de şunun farkında. Eğer benim bazı dini bilgilerim kesin değilse ben yine ilerleyemem. Tamam mı? Bazı dini bilgilerim kesindir benim. Hatta istikrar yolu birçoğu kesindir. Dolayısıyla Şatibi'nin nihai planda yaptığı şeyi bir daha tekrarlayalım. Benim din konusunda bazı bilgilerim kesindir. Dini konularda. Tamam mı? Benim özellikle istikrar yaptığım, tümevarım yaptığım bazı temel önermelerim kesindir. Dil ne kadar zanni olursa olsun, Fahrettin Razi'nin dediği. Ben bu metinleri dilin zanniliğini de aşacak bir şekilde bu metinlerden kesin şeyler çıkarabiliyorum. Ondan sonra ve işte Gazali'nin de şey yaptığı yani özellikle kelam ve usulü fıkıh ve fıkıhta kıyasın zanni sonuçlara yol açtığı için terk edilmesi gerektiği yani analojik kıyasın bu önermeyi Gazali söylüyor. Yerine de tam olarak bir şey koyamıyormuş gibi. Ama ben koyuyorum diyor. Tamam mı? Yani Gazali böyle suçlamıyor da şeyin bağlama açısından, Şatibi'nin bağlama açısından benim yöntemimle ben hem Gazali'nin kıyasla ilgili söylediklerini aşıyorum, hem Fahrettin Razi'nin dilin zanniliği ile ilgili söylediğini aşıyorum. Hem de kitabı boyunca bazen bahsediyor, isim vermiyor işte. Bazı kişilerin bu zannilik meselesine çok fazla takıp hani dini tamamıyla zanni hale getirir şekilde konuşmalarına karşı koyabiliyorum diyor. Dolayısıyla bu yöntem yani Şatibi'nin ortaya koymaya çalıştığı bu yöntem yeni bir yöntem gibi duruyor. Evet. Fakat şu açıdan şey yapalım.
Efendim. Şu açıdan bir meseleyi ele alalım. Şatıbi'nin kelami arka planı çok net değil. Evet. Nas'tan tüme gidişi bir örnekle açıklar mısınız hocam? O kadar çok açıklayacağım ki bıkacaksınız. Yani kitap zaten tamamıyla bunu anlatıyor. Yani şöyle mesela basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki icmanın delil oluşu. Şimdi icmanın delil oluşunu şimdi birkaç ayetle anlatmaya çalışın. Ayetlerin yani sübutu kat'i biliyorsunuz. Delaletleri yani bu noktada icmanın delil oluşuna delaletleri zanni. Yani hiçbir ayette icma kesin delildir demiyor. Sünnet var. Sünnette de işte ümmetim hata üzerine birleşmez şeklinde bir takım hadisler var falan. İşte Kur'an-ı Kerim'de yine bazı ayetlerde ne diyor? Bu İslam ümmeti insanlara şahittir. Şühede alennas. Yani daha doğrusu sahabeye hitaben Kur'an-ı Kerim sahabe tıpkı mahkemede bir şahidin şahitliğiyle hüküm verildiği gibi sahabenin de din konusundaki şahitliği bütün insanlar için ispatlayıcı bir delil oluyor gibi. İşte bu tür anlamları ayetlerden, hadislerden çıkarıyorsunuz, tarıyorsunuz, tamam mı? Bütün bu anlamlar, bakın birbirinden farklı farklı lafızlarla, farklı farklı şeyleri anlatan nasları taradığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Özellikle sahabenin şahitliği, sahabenin ittifakı kesin delildir, icmadır. Daha sonraki nesillerin de ittifakı olursa bu da kesinlik bildirir. Çünkü sahabe de insanlar için bir şahittir. Daha sonraki nesillerde yani sadece sahabe özellikle tahsis edilmiş değil ama ilk muhatap onlar olduğu için özellikle sahabe. Dolayısıyla naslardan farklı farklı incelemelerle bir anlamı biz kendimiz çıkarıyoruz ve bu anlam diyoruz ki işte bu tüme varım ya da işte istikra diyebiliriz. Yani bir anlam farklı farklı naslarda o kadar çok vurgulanıyor ki bunun zanni bir şey olması artık mümkün değil. Çünkü bu zanni olursa diyecek Şatıbi bizi şöyle korkutacak. Bu zanni olursa dinin kendisi de zanni olabilir. Dolayısıyla dini kabul ediyorsak bunu da kabul edeceğiz gibi. Şatıbi'nin teorisinin zayıf noktası da burası zaten. Şatıbi bize hani daha önce size söylediğim gibi usulü fıkıhtaki şey yapmıyor. Usulü fıkıh dini ispat teorisinin devamıdır. Tamam mı? Hani dini nasıl ispat ederiz? Dini nasıl temellendiririz? Bu teorinin bir devamı olarak kurulur. Ya da bu teorinin kendisidir aslında usulü fıkıh. Şatibi burada ilk dönem usulü fıkıh anlayışından da biraz uzaklaşarak Müslüman olmuş bir birey açısından usulü fıkıh yapıyor. Şimdi bakın Hanefilerin ortaya koyduğu usulü fıkıh, Cassas'ın ortaya koyduğu usulü fıkıh, Gazzali'nin ortaya koyduğu usulü fıkıh neden kelamla iç içedir? Çünkü dini ispat, dini temellendirme işinin bir parçasıdır. Özellikle Gazali'yi de dahil Gazali'ye kadar yapılan usulü fıkıh özellikle. İşte daha sonra işler hafiften biraz değişiyor. Çünkü Müslümanlar artık o kadar dış kültürlerin tesiri ve şeyi altında değil ya da dış kültürlere kendini ispatlama ve bütün insanlara yönelik bir dini ispat dili geliştirme şeyi biraz zayıflamış. Neden? Büyümüş devlet, bakış açıları değişmiş vesaire vesaire. Eşarilik gelmiş. Belki bunun da etkisi var. Eşarilik de biraz böyledir çünkü. Müslüman olmuş bir birey açısından dini temellendirme yapar. Yani Müslüman olmuş bireyin dine girme teorisini yapmaz eşarilik. Mustas şeyde de böyle, Şatibi'de de böyle. Kardeşim Müslümansın. Ha, bak benim bu istikra ile ulaştığım sonuçlar kesin sonuçlar. Çünkü bu kesin olmazsa din de kesin olmaz o zaman. Dini kesin olarak biliyorsak bunu da kesin olarak biliyoruz gibi. Yani dine giriş teorisinden koparılmış din içinde yapılan bir teori. Tamam mı? Bu hemen anlaşılıyor. Bir dine giriş teorisi içermiyor. Çünkü
biraz kolayın aslında kolay yoldan ilerliyor şey Şatıbi. Ben nasları tararım, naslar üzerinde düşünürüm. Buranın genel teorisini, buradaki kesin bilgiler ortaya koymaya çalışırım. Evet. O soruya da cevap vermiş olalım. Şimdi çok uzatmayayım şeyleri arkadaşlar. Metinleri okursunuz. Yani bu Musa Carullah'ın şunun bunun yaptığı şeyleri bence çok abartı şeyler hakikaten. Yani hani şöyle bir şey. Bir taraf hiçbir şey anlamamış ama böyle yaparsak her şey düzelecek. Yani bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani hani öncekiler aptal değildi. Herkesin bir yöntem takip etmesinin bir gerekçesi var. Hani bir bağlamı var. Hani bunu anlamak lazım. Yani bir akla kara değil yani. Hiçbir şey. Şimdi Şatibi mukaddimelerle başlıyor. Efendim. Ha, arkadaşlar ben de bu okumanın nereye gideceğini ben de bilmiyorum. Ha, onu söyleyeyim. Dedim ya. Yani şimdi Şatibi'yi yüceltecek miyiz? Şey mi yapacağız falan? Hani şu anda ben de şey %30'larda şu anda. Yani %50'yi geçtiği zaman Şatibi vay diyeceğiz. Şimdi anlamışız. Üstad böyle şeyler söylüyor. Onu söyleyeyim yani. Evet. Yani benim biraz şeyler düşüktür yani değerler. Siz daha gençsiniz. Sizde daha yüksek olması lazım tabii ki. Evet. Ben biraz temkinli gidiyorum. Mukaddimeler. Şatibi ne demek istiyor? Okuyalım. Birinci mukaddime. Fıkıh usulü kat'idir, zanni değildir. Tabii ki şimdi tercümeye tabii ki güvenmeyeceğiz her zaman. Ama tahkiki nasıl bilmiyorum. Son tahkiki bu 7-8 ciltlik mi bir tahkiki var. Onu indirdim ben. Ondan da okumaya çalışacağım. Burada diyor ki fıkıh usulü usulül fıkıh fiddin diyor mesela. Dindeki fıkhın asılları kat'idir, zanni değildir. Temel önermesi bu. Burada dindeki kısmı gitmiş mesela. Peki bir önerme ortaya koyduk. Bakın mukaddimelerle gidiyoruz. Yani modern bir üslup o dönem için. Temel önermelerimiz var. Diyoruz ki fıkıh usulü kat'idir, zanni değildir. Allah Allah şimdi tamam geçmişte de böyle tartışmalar oldu ama bu kadar bu meseleyi merkeze alarak giden birisi yok. Evet. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Evet. Enteresan sorular geliyor arkadaşlar. Biraz ilerleyelim isterseniz. Herkes sorusunu bir yerde tutsun. Çünkü bu tek bir webinar değil. Sorularınızın cevabı gelebilir. Belki ben de bilmiyorum sorularınızın cevabının hepsini. Beraber çözeceğiz. Hani her şeyi hoca sorusu şey yaptı. O kafanıza bunu takın, siz çözün. Şimdi fıkıh usulü kat'idir, zanni değildir demek biraz iddialı bir şey. Yani peki bu zamana kadar fıkıh usulü olarak bildiğimiz ve yüzlerce tartışmanın olduğu şeyler, yani daha doğrusu zanni ve tartışmalı olan şeyleri çıkardığımız zaman geriye bir usulü fıkıh kalır mı? Vallahi çok fazla kalmaz. Çünkü usulü fıkıh, yani şöyle bir şey yok. Usulü fıkıh diye bir bilgi yığını var. Bunun bir kısmı kat'i, bir kısmı zanni. Böyle bir şey yok yani. Ne var? Çaba var arkadaşlar. Herkes kendine göre bir dini temellendirme çabası yapmış. Her doktrin. Bu çabayı beğenirsin ya da beğenmezsin. Bu çaba, yani bu çaba kat'idir. Bu çabadaki bazı şeyler. Hayır, burada çaba var yani. Evet. Dolayısıyla ama Şatibi şunu demeye çalışıyor. Hani şunu anlayalım yani. Şunu çok iyi anlıyoruz. Yani bu işe bir kat'ilik bir an önce kazandırmasak, en azından belirli şeylere, belirli noktalara bir kat'ilik kazandırmasak, yani şey olacak. Ne bileyim yani eşari düşünce biraz o patinajı bize zarar verecek. Tamam mı? Bu belki bu işte dini konulardaki bazı bilgilerimiz ya da usulü fıkıhtaki bazı bilgilerimiz, fıkhın esası ile ilgili bazı bilgilerimizin kat'iliğini vurgulamaya ve bunu ispatlamaya çalışıyor. Efendim. Tamam bunu her zaman aklımızda tutalım ama birdenbire bu kadar hızlı bir giriş efendim biraz sizi şey yapabilir, tedirgin edebilir. Beni etti biraz. Bunun delili nedir? Fıkıh usulünün şeriatın külli esaslarına yani külliyatü şeriaya dayalı olmasıdır. O zaman şöyle bir şey yapıyor. Bir mantıki önerme getiriyor. Bakın mantıktan istifade ediyor işte.
Sonucumuz ne? Fıkıh usulü kat'idir. Zanni değildir. Peki bu sonuca gittiğimiz önermeler neler? Birinci önerme, fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. Birinci önerme, fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. İkinci önerme, şeriatın külli esaslarına dayanan şeyler ise kat'idir. Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. Şeriatın külli esaslarına dayanan şeyler ise kat'idir. Dolayısıyla fıkıh usulü kat'idir. Zanni değildir. Şey bu. Gidişat bu. Sonucu tabii ki değerlendirmek için önermeleri değerlendirmemiz lazım. Bu önermeleri teker teker değerlendireceğiz. Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. Evet. Bundan önce böyle bir önerme kurulmamıştır muhtemelen. Bu önermeyi işte ilk kez Şatibi kuruyor. Şeriatın külli esasları dediği şey, bakın şeriatın içinden şeriatın naslarını inceleyerek Şatibi'nin ulaştığı tüme varım yoluyla, istikra yoluyla ulaştığı konseptler, anlamlar. Bu anlamlardan bir tanesi de işte nedir? Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. Evet. Şimdi daha sonra biraz ilk başlarda yavaş gidelim. Yani biraz daha metne daha fazla bağlı kalalım çünkü ilk başlarda önemli şeyler, çok önemli şeyler söylüyor yöntemiyle ilgili. Sonra diyor ki ikinci önermenin beyanı ise birkaç açıdan yapılacaktır. Ha pardon, birinci önermenin beyanı, yani birinci önermeyi şimdi doğrulayalım. Eğer bu iki önermeyi de ispatlarsak sonuç zaten ispatlanmış olacak. Birinci önermemiz nedir? Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalıdır. Bunu nasıl açıklarız? Bunu ben diyor kesinlik ifade eden istikra ile ortaya koydum. Eğer istikrayı uygularsak naslara, fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına, fıkıh usulünün şeriatın külli esaslarına dayandığı anlaşılır diyor. İkinci önermeyi ise daha uzun açıklayacağım diyor. Ama dikkat ederseniz ikinci önermeyi açıklarken aslında birinci önermeyi de açıklıyor. Yani şimdi birinci önermeyi revize ediyor az sonra. Nedir bu ikinci önermemizin açıklaması? İkinci önermemiz de şeriatın külli esaslarına dayanan şeyler kesindir, kat'idir. Tamam mı? Diyor ki birincisi, yani bu ikinci önermeyi açıklarken kullanacağım alt önermeler şu. Fıkıh usulü ya akli prensiplere dayanır. Şimdi yukarıda ne dedi? Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayanır dedi ya. Hani bunu şöyle açıklıyor. Fıkıh usulü ya şeriatın külli esaslarına dayanır ya da akli prensiplere dayanır. Akli prensipler dediği arkadaşlar, yani ta ilk günden itibaren usulü fıkhın üzerine bina edildiği akli prensipler, bunlar da nedir? Bir şey ya vaciptir, ya mümkündür, ya mümtenidir. Belki benim mustasfa derslerini ve daha önceki dersleri izlemeyen arkadaşlar olabilir aranızda. İlk günden itibaren vacip, mümkün, mümteni ayrımı İslam literatürüne girmiştir. Bunun üzerine her şey bina edilmiştir. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Namazın vacibi, caizi, haramı, haramı demeyelim, namazın vacibi, caizi gibi kavramlar da buradan gelirler. Buradan gelirler. Yani neden? Çünkü namazdan önce şeyler, İslam alimleri kelamı ortaya koydular. Dini temellendirme sürecine girdiler. Bu yeni bir iddia. Tamam mı? Oradaki vacip, caiz muhabbetlerinin de arka planında bu vardır. Çünkü bunu yapmadan bunu yapamaz. Mesela Ebu Hanife namaz konularını incelemeden önce muhtemelen bu konuları ele aldı. Buradaki gelişen terminoloji ya da işte o dönemdeki ehlirey diyelim. Buradaki gelişen terminolojiyi uyguladılar. Yani bu da yani bunu mesela işte Cassas'ı okursanız Cassas'ta çok net görürsünüz. Cassas'ta çok net görürsünüz. Müslümanlar bir şey Allah'a vaciptir demeye çok erken başladılar. Çünkü başka türlü ya da işte adet zorunludur. Adeti belirli bir düzende yaratmak Allah'a vaciptir demeye çok erken dönemde başladılar. Başka türlü dini teori kuramadıklarını gördüler. İlk dönem için söylüyorum. Daha sonra da bu devam etti. Şimdi demek ki fıkıh usulü ya akli prensiplere ya da bağlıdır. Akli prensipler de kat'i olduğu için fıkıh usulü de kat'idir. Dolayısıyla fıkıh usulünün kat'iliği sadece
birinci önermedeki gibi fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayanır diyoruz ya. Demek ki tamamı şeriatın külli esaslarına dayanmıyor. Bir kısmı da akli ilkelere dayanıyor. İkincisi, ya da şer'i delillerden elde edilen genel istikraya bağlıdır. İşte bunu zaten söylüyoruz. Fıkıh usulü şeriatın külli esaslarına dayalı. Yani delillerden elde ettiğimiz istikraya bağlı. Bunlar da kat'i. Evet. Bazen de ne olabilir? Akli prensiplerle istikranın birleşiminden oluşabilir bazen fıkıh usulü. Bunlar size biraz soyut gelebilir belki, bilmiyorum ama ben mümkün olduğu kadar kolaylaştıracağım. Dolayısıyla diyor ki fıkıh usulü. Şimdi bir defa tabii Şatibi şunu kabul ediyor. Aklın bir takım temel ilkeleri var. Akıl bazı şeyleri zorunlu olarak bilir. Akıl bazı şeyleri zorunlu olarak bilir. Aklın vacip dediği şey vaciptir, caiz dediği şey caizdir, muhal dediği şey muhaldir, bu kesindir. Ayağını bir defa sağlam bağlı. Zaten kesinliği bu kadar ön plana çıkarıyorsanız akli kesinlikleri de çok net bir şekilde kabul ediyor olmanız gerekir ki öyle. Zaten İslam kültüründe ama tabii akli kesinlikleri bu kadar iyi kabul ediyorsanız biraz sonra işte mütevatir haberinde kesin bilgi doğurduğunu kabul edecek olursanız bunu da gelip adete bağlamanız gerekir. O zaman adetin de kesin olduğunu kabul etmeniz gerekecek. Yolunuzda sağlam yürüyebilmeniz için eşarilikten çıkacaksınız yani. Adet zorunludur kardeşim. Başka türlü ilah teoloji yapılmıyor. Efendim biraz sonra ona geleceğiz. İkincisi, şey yapalım mı ya, bugün sizi yormayalım isterseniz. Arkadaşlar, bugün böyle ben aslında çalıştım. Yani bayağı da söyleyeceğim şey var. Bayağı da söyleyeceğim şey derken ne kadar çalıştım? İşte dört mukaddime çalıştım. Dört mukaddimeyi işleriz diye düşündüm. Ama böyle duygusal işte şeylerden bahsedince ilk başta, ki çok da duygusallaşamadım aslında. Bugünlük o zaman genel giriş yapmış olalım. Şimdi fıkıh usulü akli prensiplere bağlıdır ya da istikraya bağlıdır diyor ya. Tersten şöyle söylüyor. Eğer fıkıh usulü ilkeleri zanni olmuş olsalardı o zaman akli bir hususa bağlı olmazlardı. Çünkü akılda zan olmaz. Yine şeriatın külli esaslarına bağlı olmazlardı. Çünkü şeriatın külli esaslarında zan olmaz. Zan ancak cüz'i esaslardır. Yani deminki söylediğin aslında tersten yine ifade ediyor. Eğer bizim herhangi bir şekilde, bakın bizim herhangi bir şekilde bu şekilde naslardan istikra ile elde ettiğimiz bir bilgimizde kat'ilik değil de zannilik söz konusu olma ihtimali olmuş olsaydı, efendim şeriatın esasıyla, temeliyle, aslıyla ilgili de o zaman zannilik söz konusu olabilirdi. Cümle şu, zira eğer zannın şer'i külli esaslara bağlanması caiz olsaydı. Yani şunu demek istiyor, taalluku dediği. Eğer zan şer'i külli esaslar için söz konusu olabiliyorsa ya da söz konusu şer'i külli esaslar için zan söz konusu olsaydı, yani bağlanması dediği söz konusu olma. Dolayısıyla o zaman şeriatın esası, dinin aslı ile ilgili de şeyimiz olurdu bizim. Çünkü dinin aslı da bir tür nedir? Bir tür istikra gibi bir şeyle çıkardığımız bir bilgi bizim. Yani bu din vardır ya da ne bileyim işte mütevatir haber vardır. Kur'an mütevatirdir falan. Bunlar da sorumludur. Yani şunu demeye, benim istikra ile çıkardığım bilginin düzeyi mütevatir bilginin düzeyiyle hemen hemen aynı. O zaman mütevatirde de kuşku duyabilirdik. Çünkü biraz şöyle belki, mütevatir nedir diyelim. Sayısız kişiden duyduğumuz bir şey var, haber var. Bu kişilerin bana bir oyun oynamak için bir araya gelip deney yapıyor gibi benimle oyun oynamalarının adeten imkansız olduğu bir bağlam var. Bu durumda bu sayısız kişinin bana bilgi ulaştırmasıyla benim sayısız nası inceleyerek o sayısız nastaki bir özü, bir anlamı, bir konsepti çıkarıp ha bak bu anlam bütün naslara yayılmış durumda var demem eşittir diyor. İleride bunu söylüyor. Tamam mı? Yani tevatürün kesinliğiyle adeta benim istikramın kesinliği aynı şeydir. Tamam mı? Hatta diyor benim yaptığım istikra aslında bir tür manevi mütevatir gibi
tevatür gibi bir şey diyor eşit seviyede. Dolayısıyla bizim çıkardığımız bu istikralar, tümevarımlar da bir zannilik olmuş olsa, mütevatir başta olmak üzere dinin aslını ayakta tutan şeylerde de zannilik söz konusu olurdu. Dolayısıyla mesafe alamazdık. Yani bizi şöyle yapıyor. Yani benim istikramın kesinliğini kabul etmiyorsa, o zaman dinin de kesinliğini kabul etmiyorsun gibi bir anlama gelir. Dolayısıyla hani muhatap da ya o zaman dinin aslının kesinliğini ben nasıl kabul etmem? O zaman demek ki senin istikran da kesilmiş diye ikna etmeye çalışıyor biraz. Biraz böyle bir şey. Tamam mı? Yani böyle bir zayıflığı var yani arkadaşlar. Evet. Bakın bir de ne diyor? Bu ise adeten caiz değildir. Bak şimdi çok şimdi bunu söylemeyeceksin işte. Yani bunu söylüyorsan devam edeceksin. Bütün bu caiz olmamaların gerekçesi nedir? Adeten caizdir. Şimdi arkadaşlar bu adeteni ilahiyatçılar da tabii anlamıyor. Anlamaları çok zor. Yani biz de ilahiyatçı olarak yapamıyoruz. Hatta hoca ileride bir yerde bunu örf diye çevirmiş. Böyle olmaz işte. Örfle hiçbir alakası yok. Adet tabiat kuralı demek. Yani bu adeten işte ta benim size Cassas'ta belki biraz bahsettiğim Gazali'de ise Gazali'nin dinin temeli olarak neredeyse yerleştirdiği adet işte bu. Tamam mı? Burada onu güzel bir yerde bırakıyoruz. Heyecanlı bir noktada. Tamam mı? Acaba şey ateş ediyor Şatıbi. Vuracak mı bakalım? Kurşun havada gidiyor ve kesiyoruz. Adet konusuna bakın. Bu adet kelimesi çok önemli. Tamam mı? Yani adeten caiz değil. Ne adeten caiz değil? Dinin yani şu, dinin temel ilkelerinin, külli esaslarının ya da şeriatın esasının zan üzere kurulu olması. Çünkü şeriatın esası zan üzere kurulu olabiliyorsa ancak benim istikralarım da zan olabilir. Benim istikralarım kesindir. Neden? Çünkü bu istikralarım şeriatın aslını ispatlayan deliller düzeyindedir. Dolayısıyla benim istikrama zanni diyen kişi şeriatın aslına da zanni der. Şeriatın aslı kat'i olduğu için benim istikram da kat'idir. Bunun tersi adeten caiz değildir. Adeten imkansızdır. Evet. Yani şunu demek istiyor. Arkadaşlar eşyanın tabiatına aykırı demiş bir arkadaş. Bundan da çok büyük bir lafız adet. Adet tabiat kuralı. Tabiatın Allahu Teala demek ki bakın bir şey adeten caiz değilse buradan bile kelamı çıkıyor. Demek ki adeten bazı şeyler zorunlu. Bir kişi şu mesela Allahu Teala'ya şöyle yapmak caiz değildir derse ki hep böyle diyorlar usulü fıkıhçılar, kelamcılar şunu demek istiyordur. Demek ki onun tersini yapmak zorunludur. Yani Allahu Teala'ya zulmetmek caiz değil. O zaman ne demek bu? Allahu Teala adaletli davranması zorunlu. Tamam mı? Bu kavramlar çok önemli kavramlar. Bunları anladığımız zaman usulü fıkıh anlarız diyorum. Burada adeten caiz değildir sözünü söyleyip ondan sonra daha konuşmaması taktım biraz ben. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İleride konuşacak ama onu da söyleyeyim. İleride konuşacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar.